Nasıl karar verdik? İngiltere'de dil eğitimine. Ya artık yurt dışına çıkmam gerekiyor diye düşündük önce ailecek, böyle buna bir karar verdik. Yani Türkçe konuşmak zorunda kalmam hani. Tam İngilizce yerinde öğrenirim diye. Dedi ve Türklerle dolu bir. Brighton'da gerçekten hani Türk oranı oldukça az. Hatta evet, okulda tek bir Türkümüz var. Peki ben Brighton'ı birazcık böyle Kadıköy'e benzetiyorum. Gelirken de aslında bunu konuşmuştuk. Yani Brighton çok sakin. Özellikle İstanbul'dan sonra insanlar bana çok kibar. Ne tavsiye etmek istersin başlayacak öğrenciye? Doğru bir tercih yaptığımı düşünüyorum. O da çekmiyor zaten bu arada bizi. Peki son sorumuz. Yani ne tavsiye etmek istersin başlayacak öğrencilere? Ya ben çok korktum aslında başta. Hani hem ilk deneyimimdi benim için. İlk defa yurt dışına gideceğim. Sanki başka bir ülkeye değil de başka bir dünyaya gidiyormuşum gibi direkt kafamda şey yapmıştım. Hiç öyle değilmiş. Öncelikle hani ben İngilizcemin de olmamasından dolayı gerçekten çok iyi değil hani. Hiç değil hatta yani. Ben bile gerçekten Londra'ya bile gelebildiysem Brighton'dan. Hani herkesin her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Gerçekten İngilizcem hiç iyi değildi benim. Ama insanlar burada alışıklar. Ve hani bir kelimeden bile bir şey seçebiliyorlar aslında. O yüzden hiç korkacak bir şey yokmuş. Ben onu fark ettim. İnsanlar hani her şeye alışık. Hiçbir şeyde korkutucu değil. Her gün yeni videolar yüklüyoruz. Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sen de aşağıya yorumunu yap. Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor. Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk. Butona tıklaman yeterli olacaktır.